Şimdi vergi konuşmaya devam edeceğiz. Ernst & Young Türkiye Vergi Bölümü Şirket Ortağı Abdülkadir Kahraman bizimle beraber. Abdülkadir Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Evet, şimdi tabii bu mali, daha önceden verilen mali disiplin mesajları çerçevesinde adımları takip etmeye devam ediyoruz. Bu hafta içerisindeki ikinci önemli adım geldi. Biraz daha genele yayılan bir şekilde vergi artışlarının gerçekleştiğini görüyoruz. Öncelikle nasıl değerlendiriyorsunuz onu sorayım. Ya dün dolaysız vergilerde bir artış ve düzenleme gördük. Bugün de aslında Cumhurbaşkanlığı yetkisi dahilinde dolaylı vergilerdeki değişiklikleri görüyoruz. Öyle diyebiliriz. Yeni vergi düzenlemeler aslında geçici düzenlemeler değil, kalıcı olduklarını görüyoruz. Eski dönemlerde, ekonomik kriz dönemlerinde biliyorsunuz teşvik amacıyla yani artırımın olmadığı, indirimin olduğu dönemlerde bunlar süreli yapılırdı. Şimdi bu düzenleme aslında kalıcı bir düzenleme. Bir sonraki düzenlemeye kadar bunun kalacağını görüyoruz. Dün Sayın Şimşek'in açıklamalarından aslında mali istikrarın sağlanması için gerekli tedbirleri alacağız ve orta vadede enflasyonu düşürme hedefimiz var demişlerdi. Aslında biraz ben bu düzenlemeleri böyle görüyorum. Çünkü iki tane amacı var bu düzenlemelerin. Para politikalarına destek olmak durumunda maliye politikaları. Bu amaçla da aslında bu düzenlemeleri şöyle görebiliriz. Talebi kısmı amacı var. Bir diğeri de aslında bütçe açığının ortadan kaldırılması için dolaylı vergilere yükleniyor hükümet. Yani bugüne kadar hep böyle oldu aslında. Sadece bu hükümet değil, önceki hükümetlerde de vardı aynı şey. Baktığımızda biz yaklaşık Türkiye'deki vergi gelirlerinin %50-55 gibi oranlarını dolaylı vergilerden topluyoruz. Yani bu yılki bütçeye baktığımda da aslında bu civarlarda bir oranlar görüyorum. Gelir ve kurumlar vergisinden aldığımız %29 gibi bir pay, geri kalan 55-60, 50 ve 60 bandındaki vergi gelirleri aslında dolaylı vergilerden oluşuyor. Ve bunun içerisinde de aslında talebi kısma hedefi var demiştim. Yani biz ithalde alınan katma değer vergisine baktığımızda çok ciddi bir rakam görüyoruz burada. Yani %24 gibi bir ithalat üzerinden aldığımız KDV var. Dolayısıyla dolaylı vergilerle aslında biraz talebi kısma niyeti var. Hükümetin öyle görüyoruz. Bir de dediğim gibi yani bütçe bu yıl deprem nedeniyle, seçimler nedeniyle ciddi açıklar verdi. Yani 600 milyar TL'lik bir bütçe açığı öngörülüyordu. Onun %40'ına Mayıs ayı sonu itibariyle ulaştık. Bunun daha da artması bekleniyor. Malum işte deprem bölgesinde yapılan yatırımlar, oradaki harcamalar, KKM vesaire derken Evet. Önümüzdeki dönemde biz geçen sene olduğu gibi yine bir ek bütçe göreceğiz herhalde. Mecliste tatile girmedi malum. Bu düzenlemelerin ardından bir bütçe, ek bütçe yapılarak aslında herhalde harcama tarafında da bir takım düzenlemeler yapılacak. Çünkü sadece vergi düzenlemeleriyle ek vergisi alarak aslında yani bütçe açığını vergilerle finanse etmek çok doğru mu? Bana göre değil. Çünkü bu aslında bir yerde de istihdamı, yatırımı engelliyor. Özel sektörün kullanabileceği kaynağı aslında devlet vergi olarak almış oluyor. Ama yani bu acı ilaçta bir şekilde içilmesi gerekiyor. Bugüne kadar büyümeyi destekleyen politikalar vardı. Talebi kısmadık. Tam tersi genişlemeci para politikalarıyla talep arttı. Şu anda durum daha farklı. Yani bu talebi kısmak gerekiyor. Çünkü talebi karşılamak için yeterli üretim yok Türkiye'de ve aynı zamanda ihracat hedeflerimiz var. İhracat yapıyoruz. Onun için de yurt dışından ithal ediyoruz bir sürü şeyi ve bu da hem cari açığı hem de enflasyonu artırıyor diyebiliriz. Yani bu düzenlemelerin aslında özünde talebi kısma ve bütçe açığını kapama niyeti var. Öyle görüyorum. Evet, yani iki amacı var burada dediniz. Bir taraftan para politikalarını desteklemek, bir taraftan da bütçe açığının ortadan kaldırılması için dediniz. Bu acı ilacı içmek gerekiyor değerlendirmesinde bulundunuz. Bundan sonra şimdi az önce Can Pamir bizimle beraberdi ve 200 milyar TL'lik bir ek gelir yaratabileceğine dikkat çekti ama bunun da yeterli olmayacağını söyledi. Sizin bu konudaki görüşünüz ne? Bunun devamının gelmesini bekliyor muyuz? Hangi türlerde gelebilir? Nasıl yansıyabilir? Yine böyle genele yayılacak şekilde gelme ihtimal var mı? Ve tabii ki bir taraftan talep kısılmaya çalışılırken bir taraftan da hani bunun enflasyonist baskısı nasıl olabilir? Yani tabii bu aslında iki ucu sivri değnek gibi düşünebiliriz. Yani bir taraftan bastırınca öbür taraf
İşte yani her iki tarafı da aslında acıtıyor bizi. Yani öyle bakıyor olmak lazım. Önümüzdeki dönemde yine benzer düzenlemeler gelebilir. Ben dolaylı vergilere daha fazla hükümetin bu kısa dönemde yükleneceğini bekliyorum. Çünkü aslında dün yapılan kurumlar vergisi benzeri düzenlemeler dolaysız vergi düzenlemeleri. Yani onun için aslında şirketlerin kâr elde etmesini ve o kâr üzerinden, safi kazanç üzerinden vergi beyan etmelerini bekliyoruz. Dolayısıyla onun yerine ben dolaylı vergilere yine yükleneceklerini düşünüyorum. İşte bu dünkü kanun teklifinde Cumhurbaşkanı'na verilen bir takım yetkiler vardı ÖTV tarafında özellikle. Ben ÖTV tarafında yine ek vergilerin oradaki vergi oranlarının artırılacağını düşünüyorum. Zaten Cumhurbaşkanı'nın elindeki yetkiler kullanılarak bugünkü artışların yapıldığını gördük ama yani dolaysız vergilere çok yükleneceğini düşünmüyorum. Çünkü kurumlar vergisi zaten işte önemli bir kısmını ödeyen mükellef kesimi dediğimiz kurumlar vergisi mükellefleri bankalarda. Yani onların içini zaten %30'a Evet. çıkardık. Gelir vergisi tarafında zaten belli tutarın üzerinde gelir elde eden, birden fazla işverenden elde edenler dahil bir %40 oranında bir vergi alıyoruz. O da az bir oran değil. Evet. Dolayısıyla vergiye daha fazla yükleneceğini çok da fazla beklemiyorum ben dolaysız vergilere özellikle. Çünkü bu aynı zamanda yatırıma gidecek olan kaynakları da aslında Evet. vergi olarak devletin toplaması anlamına geliyor. Bu arada benim dikkat edeceğim bir konu da aslında dikkat çekmek istediğim Evet, konu. son bir Yani şu cümleyle alayım anda lütfen o tahsilat konuyu. oranları da düştü. Yani Evet. onun üzerine idarenin gideceğini düşünüyorum. Yani çünkü vergileri salmak, yeni vergiler ihdas etmek de yetmiyor. Yani o da bir aynı zamanda toplamanız lazım. O toplamayı da yapması gerekiyor idare. Evet, tahsilat kısmında önemli diyorsunuz bununla ilgili gelişmeleri. Düşüş var, evet. Orada Evet. %60'lara düştü tahsilat oranı. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız Ben için. teşekkür Ernst & ederim. Young İyi yayınlar Türkiye diliyorum. Vergi Sağ olun. Bölümü Şirket Ortağı Abdülkadir Kahraman bizimle beraberdi. Fokus noktalıyoruz. Kısa bir ara. Aranın ardından risk yönetimiyle yeniden birlikte olacağız.